Dün akşam Türk futbol tarihine yeni bir başlık eklendi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali başka bir tarihe ertelendi. Futbol severlerin merakla beklediği maç öncesi Suudi yetkililerin iki Türk takımının Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına izin vermemesinden dolayı hareketli saatler yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaşanan bu durum karşısında sessiz kalmamayı tercih ederek her iki takım da maça çıkmama kararı aldı. Alınan kararın ardından Fenerbahçe kafilesi ve Galatasaray kafilesi Türkiye'ye dönüş yolculuğuna başladı. İstanbul Havalimanı'na ineceği belirtilen Galatasaray kafilesini karşılamak için Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yüzlerce taraftar ortak tezahüratlar eşliğinde bekledi. Türkiye sizi ne gurur, gurur, gurur duyuyor sloganlarıyla kafileyi karşılayan taraftarlar ardından saygı duruşu ve istiklal marşını okudu. Fenerbahçe kafilesi de Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptığı gece geç saatlerde olmasına rağmen yaklaşık 3 bin taraftar kafileyi karşıladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal taraftarlara seslendi. Evet, 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 evet. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan basın açıklamasında 29 Aralık 2023 cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyonundaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir ifadeleri kullanıldı.